Bu video için elinde iki seçenek vardı. Birinden birini seçip yapmalıydım. Biliyorum yan yana söyleyince birazcık garip duracak ama hangisinden bahsetsem acaba diye düşündüklerimden biri Game of Thrones, öbürü de Zengin ve Yoksul. Gerçi bu benim herkese hitap ettiğimi, kanalın çeşitliliğini gösterir ama onların dizileriyle bizim dizilerimizi özetleyen de bir isim aynı zamanda. Zengin ve Yoksul. Ama düşündüğünüzde elin oğlu el kadar tarihiyle tarihi dizi yapamayıp uydurma bir tarih yaratmış, Taht Oyunları diye dizi çekiyor. Tarihin tarihi bu topraklarda yazılmış. Bizim çektiğimiz dizilerde zina oyunları. Şimdi diyebilirsiniz ki Game of Thrones'ta da öyle şeyler var. Var tabii de onların üzerine kurulu değil. Yani ortada bir konu var, etrafında sevişiyorlar. Ama bizim dizilerimizde tam tersi. Ortada bir sevişme var, konu etrafında dönüyor. Bu dizimizde de eniştesinden hamile kalan bir kız var. Ama haklarını da yemeyelim. Konu sadece bu kadar değil. Babasının intikamını almak ve zengin adamın koca imparatorluğunu yıkmak isteyen bir delikanlı da var. Peki koca bir imparatorluk, koca bir holding nasıl yıkılır? Tabii ki patronun kızıyla birlikte olarak. Yani patron kızı her holdingin bug'ıdır. O bug'ı bilen herkes sistemi çökertebilir. Aynen Hercai dizisinde babasını öldürenlerden kızlarıyla gerdeğe girerek intikam alan adam gibi. Evet, dizinin adı Zengin ve Yoksul. Doğal olarak da dizide paralel evren konuşmuyorlar. Bir zengin, bir de yoksul bir aile var. Zengin aile ultra süper lüks villasında, yoksul aile de onlarınkiyle aynı manzaraya sahip bir gecekonduda oturuyor. İşte bu İstanbul'daki çarpık yapılaşmaya da değinen dizinin zenginleri de çok zengin. Hatta o kadar zenginler ki evlerinde televizyon değil, tablo izliyorlar. Tabloya mı bakıyorsun? Gözünü alamıyorsun değil mi? Evet, çok güzel değil mi? Gerçekten öyle. Heyecanlı. Hatta o kadar zenginler ki gecenin kör vaktinde bile evlerinde Cumhuriyet balosunda gibi oturuyorlar. Pijama. Çok fakir. Fakir. Son zamanlarda videosunu yaptığım tüm Türk dizilerinde nelerden bahsedildiğini bir özet geçelim. Muhtaç kadın, alınıp verilen pazarlığı yapılan kadın, para düşkünü kadın, eskort ve mama kadın, para düşkünü kadın ve para düşkünü kadın. Mesela bu dizide fakir erkekler de var ama hallerinden gayet memnunlar. Benim merak ettiğim bunları izleyenler de memnun mu? Yoksa sadece evde ücretsiz olarak bunları izleyebiliyoruz diye mi izliyoruz? Farkındaysanız izleyici kitlesi internete yani Netflix gibi platformlara kaymaya başladıkça Türk dizilerinin ahlakı iyice bozuldu. Tamam, Netflix'te ahlak bekçisi değil ama tırnak içinde bu şu demek olabilir. Zaten toplumun kaymak tabakası oralara gitti. Geri kalan kısmı da anca bundan anlar demek. Peki o zaman Süper Baba, İkinci Bahar ya da yakın zamandan Canım Ailem gibi sıcak aile dizilerini izleyen toplumda aynı toplum değil miydi? Biz ne oldu da çocuğunun okul taksidini ödemeye çalışan onurlu bir babadan elinde büyüdüğü kızı hamile bırakan adama geldik. Şimdi ağzımı bozacağım, hazır olun. Neden hep bizim dizilerimizde evinde oturup beyaz atlı prensini bekleyen yoksul kızlar var ve neden bu basit hikayede bile yoksul kız yollu, prens şerefsiz, beyaz atta Mercedes olmak zorunda? Ağzım bu kadar bozuluyor. Şimdi bu kadar şeyi söyledikten sonra size büyük bir itirafta bulunacağım. Ben bu diziyi izlerken sıkılmadım. Ama bunun tek sebebi Binnur Kaya. İşin bir başka acı tarafı da bu. Bana göre Türkiye'nin en komik kadınının memlekette komedi dizisi kalmadığı için oynadığı dizi de bu. Sadece o değil, dizinin bütün oyuncu kadrosu iyi aslında. Hatta büyük ihtimalle 6 yaşından beri konuşması aynı olan bu kız bile. İşte ülkenin her yerinde durum aynı. Hani dünyanın en önemli madeni bizde deyip ondan da sadece deterjan yapıyoruz ya, onun gibi. Bu arada sadece dizileri ya da filmleri değil, her konudan bahsedebildiğim bir program yapmak istiyorum bu kanalda. Madem bu kanalın adı Murat Soner, farklı şeylerden de konuşabiliriz diyorum. Aynen sizin de dediğiniz gibi. Ama istiyorum ki farklı şeyleri yorumladığımız o videoların bir ismi olsun. Onun da adını birlikte bulalım. Şu anda kanalın topluluk sayfasında bir yazı var. O yazının altına da isim önerilerinizi bekliyorum ki daha sonra onları ankete açabilelim. Ayrıntılar topluluk sayfasında, topluluk sayfası kanalda. Bilmeyenler açıklama kısmına gidiyor, o ona.